Mehmet Akif Soysal Financial Times Erdoğan'ın Muazzam Oyunu 2021 yılı Ocak ayında başlayan bir seriyle Financial Times Erdoğan'ın küresel hamlelerinin analizini yaptı. Serinin bitmesini beklemek amacıyla Şubat ayının bu vaktine kadar bekledim. Financial Times Türkiye editörü Laura Pittle ve bazılarında ikinci bir yazar tarafından kaleme alınan makalelerde Erdoğan'ın adımları detaylı şekilde analiz edilmektedir. Financial Times'ın telif haklarına halel getirmemek amacıyla kısa bilgilerle sınırlı bilgi paylaşacağım. Serinin ana başlığı Erdoğan'ın muazzam oyunu. Erdoğan'ın muazzam oyunu, askerler, casuslar ve Türkiye'nin güç arayışı. Erdoğan'ın muazzam oyunu, Türkiye Afrika'ya yardımlar, ticaret ve dizi filmlerle giriyor. Erdoğan'ın muazzam oyunu, Balkanlardaki Türk entikaları. Erdoğan'ın muazzam oyunu, AB'nin eşiğindeki Türkiye sorunu. Azerbaycan'ın zaferiyle taşlanan Türkiye dış politikasının hard power yani askeri yayınmacılığının üzerine vurgu yapılarak Liz Fons imzalı haritada Türkiye'nin askeri varlığının durumu ve yerleri gösterilmektedir. Buna göre Türkiye, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak 8'i yurt dışı olmak üzere 9 cephede mücadele verdiğine işaret edilmektedir. En son Azerbaycan'ın topraklarını geri alımındaki Erdoğan'ın rolüne genişçe yer verilmektedir. Türkiye'nin dünyadaki konsolosluklarının artmasını da bir grafik vasıtasıyla ortaya koyan Financial Times, Erdoğan'ın iktidara geldiğinden beri 80 civarı yeni konsolosluk açtığının bunun Türkiye'nin Erdoğan evvelindeki 80 yıllık zamanda açılan kadar olduğuna işaret edilmekte. Bu arada toplam konsolosluğun 147 adeti olduğunu bilginize de sunalım. Ajanla ilgili okumalarımda pek bir bilgiye rastlamadım ancak Pitil'in bu konudaki yargısının Erdoğan'ın her yurtdışı dışı seyahatini MİT Başkanı Hakan Fidan'ı yanında götürmesine bağladığına vurgu yapmasıyla bir nevi çıkarımda bulunduğunu düşünebiliriz. İlginç gelen bir bilgi ise, açıklanan haliyle Volkswagen'in salgın nedeniyle oluşan kapasite fazlası neticesinde Türkiye yatırımlı askıya alması ve sonrasında iptaline karşın ilgili makalede 2019 yılında Kuzey Suriye'deki Kürt oluşumlarına yapılan operasyonlar nedeniyle yatırımdan vazgeçildiği ifade ediliyor. Ekonomiyi sadece iktisadi düzen üzerinden okumayı meziyet bilen ekonomistlere bir nevi cevap olması sebebiyle bunu da altını çizmekte yarar görmekteyim. AB'nin Erdoğan döneminde Türkiye ile olan ilişkisi her zaman karmaşık ve bazen de çelişkili olduğu ifade ediliyor. Teknik olarak aday ülke statüsünde olduğunu da kibarca ifade edilmiş. Sanki Erdoğan evveli dönemde karşılıklı saygı ve sevgi varmış da yarım asırdan beri kapıda tutulan ülke konumunu unutturmaya çalışırcasına muğlak bir tablo çizilmiş. Ayrıca ana muhalefet partisinin bu konu hakkındaki yorumlarına da genişçe yer veriliyor. Türkiye'nin Balkanlarla olan ve entrika kelimesiyle tanımlanan ilişki ağı sadece Gülenci Harun Çelik'in Türkiye'ye iadesi üzerinden tanımlanmaya çalışılmış ve gayet zayıf bir sav üzerine kurulmuş. Yine ana muharifet ağzından ifadelerle tanımlar oluşturma gayretine girişildiğini görmekteyiz. Entika ifadesine kul bulmakta biraz sıkıntı çekilmiş gibi duruyor. Şahsen bu iddialı başlığa daha fazla isnat beklerdim. Önce başlık atılıp sonra altı doldurulmaya çalışılmış desek sanki abartmış olmam. Erdoğan'ın Afrika stratejisi Afrika'nın ikinci büyük nüfusuna sahip Etiyopya örneği üzerinden çizilmeye çalışılmış. Bu minvalde Erdoğan'ın soft power, yumuşak güç üzerinden kurguladığı sürecin ilişkilere pozitif ivmeye sebep olduğu bunun da en kolay Afrika ile artan ticari hacminden 2012 yılından bu yana ihracatımızın %50 artması örneğiyle izah edilmiş. 2005 yılında Etiyopya'da 3 Türk şirketi varken şu an muhtelif sektörlerde 200 civarı Türk şirketinin faaliyet gösterdiği yine bu açılımların neticesinde oluştuğuna işaret edilmiş. Çatışma alanı olarak da ifade edilen konu ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'un Türkiye'nin kazanımlarına karşılık vermek amacıyla attığı adımların Afrika ülkelerinde Türkiye aleyhine engel oluşturduğudur. Kısa ve öz bilgilerle ifade etmeye çalıştığımız bu yazı dizisi Erdoğan'ın zihin alanının genişliğini yabancı bir gözle teyit etmesi bakımından önemlidir. Dünyada sesi duyulmayan, konuşma hakkı verilmeyen bir Türkiye'den stratejileri yazı dizisi haline getirilen Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye evrilmesi çok önemsenmesi gereken bir başarıdır. Erdoğan'ın attığı adımların günü kurtarmak amacıyla değil de uzun vadede maddi manevi yüklü kazanımlara gebe olduğu bu noktada aşikardır. Umarız millet adına yapılan bu hamleler hayırlı akibetlerle taçlansın. Mehmet Akif Soysal. Direk Güngör. FETÖ Afrika'dan Halkbank'a saldırıyor. Önceki gün Halkbank'la ilgili ABD mahkemelerinden iki önemli karar geldi. Biri FETÖcülerin sahte delilleriyle ABD'de açılan İran yaptırımları ile ilgili dava. Diğeri de İranlı grupların saldırılarından mağdur olduğunu iddia eden 876 kişinin Halkbank'tan tazminat talebine ilişkin hukuk davası. İlkinde Federal Mahkeme istinaf kararına kadar yargılama süreçlerini durdurdu. İkincisinde ise yargıç davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi. Merak ettim kim bu 876 kişi diye. Banka aleyhine 24 Temmuz'da ABD'de açılan davada güya İran terör saldırılarından mağdur olduklarını iddia edenler 9 milyar dolar tazminatı istiyor. Dava 252 kişi tarafından açıldı sonra müşteki sayısı 876'ya yükseldi. Dava açanların ikametlerine bakıyorsunuz ABD'den Çin'e İsrail'e kadar isimler var. Ama en dikkat çekici şu. Listedeki isimlerin neredeyse yarısının adresi Kenya ve Tanzanya. 353 kişinin adresi Kenya, yüzden fazlasının ise Tanzanya. Adresleri görünce açılan tazminat davasında FETÖ'nün parmağı olduğu o kadar anlaşılıyor ki. Niye mi? Malumunuz Afrika ülkeleri FETÖ örgütünün yuvası gibi. Afrika'da FETÖ'nün birçok okulu var. Bir kısmı kapandı ama çoğu duruyor. Çünkü Afrika'nın birçok ülkesi Türkiye'nin kapatma taleplerine hatta Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Marif Vakfı'nın bastırmasına rağmen direniyor. Kenya ve Tanzanya'da örgütün en güçlü olduğu ülkelerin başında geliyor. FETÖ'nün Ömeriye Vakfı'na bağlı birçok okulu Kenya'da halen faaliyette. Keza, Feza Okulları adı altında Tanzanya'da faaliyet gösteren okulların Marif Vakfı'na devredilmemesi için FETÖ'cüler hülleri satışlar yapıyor. Üstelik sadece okullarda değil. Çok olmadı 2020'nin son günleriydi. Kenya'dan gelip Türkiye'ye girmeye çalışırken 11 Kasım'da Esenboğa Havalimanı'nda örgütün Kenya yapılanmasının üyesi Ümit Aydın yakalanmıştı. Sorgusunda Kenya'daki örgüt yapılanmasının şemasını çıkarmıştı. Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil gibi örgütün önemli elemanlarının 15 Temmuz'daki ayın darbe girişiminden sonra Kenya'da motivasyon toplantıları yaptığını anlatmıştı. Artık ne motivasyonuysa, Halkbank'a açılan davadan anlaşılıyor. Müşteki listesinde dedim ya birkaç Türk var diye. Onlar da ABD'de yaşıyor. Misal Florida'dan dava açan Ahmet Bahar Serpil Sundus Büyük, Yasemin Prensi gibi isimler dikkatimi çekti. Bunları araştırınca bir kısmının yine Kenya bağlantısı ortaya çıktı. Sözü fazla uzatmayacağım. Bunların firar ettikleri ülkelerde boş durmayacaklarını biliyorduk. Sağdan soldan saldıracaklarını da nitekim yavaş yavaş kendilerini ortaya çıkarıyorlar. Velhasıl ülke içinde kripto FETÖ'cüleri bulup ortaya çıkarmak kadar dışarıda da firar edenleri sıkı takip edip hamle yapmadan engellemek gerekiyor. Dilek Güngör